Evet, aldatmanın psikolojik nedenleri. Çok detaylı bir konu olduğu için ve süremiz kısıtlı olduğu için de hızlı hızlı geçmeye çalışacağım. Aldatmayı, en azından aldatılmayı, aldatan bireyin özelliklerini, aldatılan bireyin de yaşadıklarını böyle hızlıca hayatımızda eğer ki görürsek belki fikirlerimiz aldatma ve aldatılma yönünde birazcık daha güncellenmiş olabilir. Çok büyük beklentiler ile evlenmek. Ben bazen diğer konuşmalarımızda da söylüyorum. Evet, partnerlerin beklentileri olmalı. Ama bu beklentiler gerçekçi olmalı. Gerçekçi olmayan her beklenti aslında ilişkiyi çürüten ve yavaş yavaş ayrılığa sürükleten bir durumdur. Bir kere eğer ki bizim ilişkimizden çok büyük beklentimiz varsa bunun olmayacağını bilmemiz gerekiyor. Daha gerçekçi beklentiler, daha gerçekçi kriterler belirlemek bize ilişkiyi hem daha konforlu yaşatabilecek bir durumdur hem de daha gerçekçi yaşatabilecek durumdur. Partnerini para, kariyer, dış görünüş nedenleri ile seçmek. Şimdi kişi partnerini belki maddi problemlerden dolayı, belki onun kariyerinden dolayı ya da dış görünüşünden dolayı partnerini seçiyor. Daha sonradan bir evlilik ya da ciddi bir yakınlık ilişki içerisinde olduktan sonra kişiye bunlar artık alışılmış durum geliyor. Çünkü duygu olmadan aslında ihtiyaçlara yönelik, duygusal ihtiyaçlara değil, daha çok hayati ihtiyaçlara yönelik bir durum olduğu için bir yakınlaşma olduğunda bu sefer kişi duygusal anlamdaki beklentilerini partneriyle yaşayamadığı zaman aldatma eylemi gerçekleştirebiliyor. Kişinin istediklerini eş dışındaki partnerde araması. Burada her bireyin aslında zihninde, mental seviyesinde idealize ettiği bir karakter ve ilişki vardır. Aklımızda biz nasıl bir partner idealize ettiysek, o partnere ulaşması için de aslında yine kriterlerine uygun bir partner seçiyor olması gerekiyor hayatında. Eğer ki kişi istediklerinin dışında bir partnerle bir birliktelik sürdürmüşse eğer ya da buna başlamışsa eğer, yine tekrardan ilerleyen zamanlarda birlikte olduktan sonra hayatındaki partnerin aslında idealize ettiği partnerden uzak olduğunu görünce tekrardan bir aldatma eylemi gerçekleşebiliyor. Cinsel fantezilerin eş ile gerçekleştirilememesi birlikteliğin tatminsizliği. Şimdi partnerlerden birisi cinsel anlamda eğer ki doyuma ulaşamıyorsa bu sefer o doyumu başka bir partnerde arama isteği içine girebiliyor. Mutsuz, değersiz, önemsiz hissetmek. Kişi aslında aldatmanın en önemli noktalarından da bir tanesi bu. Kişi değersiz hissettiği zaman, mutsuz hissettiği zaman kendisine kendi değerini hissettirebilecek başka birini fark ettiği zaman direkt bir vücut reaksiyon gösteriyor. İlgi duymaya başlıyor. Evet, burada karakterin aslında aldatma konusunda ciddi büyük bir önemi var. Ama burada duygusal ihtiyaçlar da göz ardı edilmemeli. Güvensiz bağlanma, bağlanma korkusu. Eğer ki bireyin bağlanmayla alakalı bir problemi varsa, o bağ duygusunun içine, güvenli bağlanma duygusunun içine, partnerine bağlanma duygusunun içine korku karışmışsa güvensiz bağlanma gerçekleşiyor. Burada kişi ne yapıyor? Partnerine bir türlü o arasındaki bağı, o güveni oluşturamıyor. Bu da aldatmanın sebeplerinden bir tanesi. Güç savaşları. Bazen işte kariyer buna sebep olabiliyor. Bazen maddi durumlar sebep olabiliyor. Bazen bilgisel ve fikirsel çatışmalar sebep olabiliyor. Güç çatışmalarının olduğu her ilişkide ayrılık ve üzücü durumların yaşanma ihtimali her daim yüksektir. Çünkü aslında kişi kendisine güç gösterisi yapmayan, kendisiyle işbirliği içinde ilerleyen, ilişkisinde işbirliği içinde ilerleyen bir partner arıyor. Güç savaşları da dediğimiz gibi aldatmayla alakalı, aldatmaya neden olan en büyük etkenlerden bir tanesi. Aldatan ebeveyn ile büyümek. Eğer ki annemiz ya da babamız aldatan bir bireyse ve biz bunu çocukluğumuzdan beri tanık olduysak eğer, o zaman da aldatma eğilimimiz aldatan bir ebeveyn ile büyüdüğümüz için oran yüksek olabiliyor. Ekonomik durumun olumlu ya da olumsuz değişmesi. Hatta şöyle bir şey var. Erkekler parayı bulunca ilk önce arabasını, sonra evini, sonra da eşini değiştirir derler. Burada ekonomik durumun olumlu ya da olumsuz değişmesi durumu, burada kişi ne yapıyor? Eğer ki ciddi bir maddi problem yaşadıysa
bu maddi gücü elde ettiyse daha sonradan çocukluğunda yaşayamadığı ya da gençken yaşayamadığı o ilişkileri parayı elde ettikten sonra yaşamaya başlıyor. Bir diğer parametre de burada erkeğin maddi gücü zayıfladığında kadının başka maddi güce sahip olan insanlara karşı ilgi duymaya başlaması. Aslında hem kadınlarda hem de erkeklerde olan bir şey. Bazen de şu gerçekleşiyor. Kişi, özellikle kadınlar, kendi ekonomik güçlerini elde ettikten sonra, kendi bağımsızlıklarını elde ettikten sonra artık ben diyor ki çekemeyeceğim bu ilişkiyi ve o ilişkiyi de eğer ki bitiremiyorsak, bitiremeyecek ciddi sebepler varsa eğer ki ortada, aldatma eğilimine girebiliyor. Teknoloji ve sanal iletişim, telefonlar, sosyal medya ciddi derecede aldatmaya yol açan durumlardan bir tanesi. Şimdi diyeceğiz ki, evet, olumlu yerde kullanmak çok güzel bir şey. Yani bilgiye çok hızlı bir şekilde ulaşmak, onu elde etmek, uyarlayabilmek, hatta dersleri bile artık online olarak telefon üzerinden, tablet ve bilgisayar üzerinden görebiliyoruz. Ve burada aslında teknolojiyi amacının dışında kullanmaya başladığımız zaman, eğer ki partnerimizle bir çatışmamız varsa ve bu çatışmamız uzun süre devam ediyorsa, başka birinin ilgisini sosyal medyadan gördüğümüzde işte ne ince bir adam, ne hassas bir kadın, ne işte duygusal bir kadın deyip tekrardan başkasının beğenisi hoşumuza gittiği zaman aldatma eğilimine girebiliyoruz. Yoğun iş temposu buna sebep olan durumlardan bir tanesi. Değer ve hedeflerin farklılıkları. Şimdi bir yola çıkıyorsun partnerinle beraber. Bu evlilik sonucunda evlilik olabilir ya da olmayabilir. Ama çıktığın yoldaki amacını hiçbir zaman insanın unutmaması gerekiyor. Aslında ilişkilerdeki bizim özellikle psikoterapistlerde çok sorar bu soruyu. İlişkilerde hep şu soru sorulur aslında. Partnerler, sorun yaşayan partnerlere. Bu yola neden çıktınız? Niçin çıktınız bu yola? Kişiler bazen ilişki içinde çatışmaları yaşadıkları zaman yola ne için çıktıklarını unutabiliyorlar. Eğer ki yola ne için çıkıldığı unutulursa, kişilerin değer farklılıkları ve geleceğe yönelik hedef farklılıkları varsa bu da aldatmaya sebep olan durumlardan bir tanesi olabiliyor. Partnere ebeveyn rolünün yüklenmesi çok büyük bir şey, çok önemli bir şey. Beni babam gibi koruyan bir adamla olmak istiyorum. Annem gibi şefkatli kollarına saran bir kadınla beraber olmak istiyorum. Babam gibi güven veren, annem gibi sarıp sarmalayan. Şimdi sen partnerine babam gibi ya da annem gibi rolünü yüklersen eğer, onu partner, eş rolünden, sevgili ya da eş rolünden çıkarıyorsun. Çıkardığın zaman burada çok büyük bir çatışma gerçekleşiyor. Kişi de bir süreden sonra kendisini partnerinin annesi ya da babası gibi hissetmeye başlıyor. Babası gibi korumak, annesi gibi sevmeye başlamak. Bundan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Partner ilişkisi bozuluyor. Yakınlaşamıyor. Cinsel birliktelik gerçekleşemiyor. Çünkü bir kere ona anne ya da baba figürünü yüklüyorsun. Yüklediğin için de hem karşı tarafı da bu arada haksızlık ediyorsun. Neden babam gibi sevsin ve korusun? Neden annem gibi şefkatli kollarını alsın? Neden? Niye partnerimize böyle ağır bir yükü yükleriz ki yani? Sadece partner, sadece eş, sadece problemlerle savaşabileceğim bir yoldaş düşüncesiyle çıkmak çok daha faydalı. Kişilik bozukluğu, özellikle bipolar kişilik bozukluğu olan kişiler mani dönemlerinde sürekli olarak cinsel birliktelik, farklı bireylerle cinsel birliktelik yaşamak isterler ve aldatmanın en büyük nedenlerinden bir tanesi de kişilik bozukluklarıdır arkadaşlar. Partnerlerin özensiz ve bakımsız olması. Bir süreden sonra işte evlilik durumu eğer gerçekleşiyorsa erkekler kumandayı alıyor, geçiyor televizyonun karşısına, maçı açıyorlar ya da bir konsol oyunu vesaire falan deyip göbek büyütmeye başlayabiliyorlar. Ya da kadınlar, ya artık evlendik işte 3 haftada bir giderim kuaföre, 1 ayda bir giderim kuaföre diye bir bilinç geliştirebiliyorlar. Ne oldu, orada bir güldük, benzer şeyler mi var yoksa başka şey mi var? Tamam peki. Eğer ki partnerlerin bakımsız olması, kendilerine bakım göstermemesi de başka bir bakımlı olan bireyle karşılaştıklarında ve ona ilgi duyduklarında aldatma eğilimi ciddi anlamda gerçekleşebiliyor. Partner hatalarına daha fazla odaklanmak. Bir süreden sonra artık spontane bir ilişki gerçekleşiyor ve bu durumda kişi partnerinin olumlu yanlarına odaklanmaktansa artık olumsuz yanlarına odaklanmaya ve onu görmeye başlıyor.
Sevgi ve ilgi kazanmak için partneri ya da eşi kıskandırmak. Hadi bakalım başka bir önemli konu. Bazen partnerler karşısındaki partnerin ilgisini kazanmak için başka bir bireyin üzerinde ilgisi olduğunu hissettirmeye çalışıyor. Başka bir kadın ya da başka bir erkek. Aslında buradaki durum ve buradaki kişinin amacı partnerinin sevgisini elde etmeye çalışmaktır. Onu kıskandırmaya çalışarak. Eğer ki tabii ki patolojik, psikopatolojik bir problem yoksa. Ne yapıyor kişi? Kıskandırarak aslında partnerinin ona daha yaklaşmasını sağlamaya çalışabiliyor. Evet, faydalı bir yöntem değil ama kişinin kendi içinde bulduğu bir yöntem. Evet, cinselliği ceza olarak kullanmak. Partnerler savaş, işte güç savaşları yaptıkları zaman partnerlerden biri de diyor ki artık ben cinselliği yaşamayacağım diyor. Tamam, madem diğeri de benim burnum da yere düşse eğilip almam diyor. Madem sen benimle bu yakınlığı yaşamayacaksın, kusura bakma ben de sana minnet etmem diyor ya. Gider yaşarım diyor. Bu da aldatmaya en büyük sebebiyet verecek noktalardan bir tanesi. Romantik ilişkiler. Bazen kişi aşık olmaya aşık oluyor aslında. Bir evlilik gerçekleştiği zaman ya da ilişki artık gerçekten spontane bir düzeye geldiği zaman kişi heyecanını kaybetmeye başlıyor. Buradaki en önemli nokta birliktelikteki o sevginin ne kadar kıymetli olduğunu, o yoldaşlığın ve arkadaşlığın ne kadar kıymetli olduğunu bilmek. Kişi ne yapıyor? Benim aşık olmam lazım. Benim o heyecanları hissetmem lazım diyor. Menopoz ya da andropoz dönemleri. Aldatmaya en büyük sebebiyet verecek diğer önemli noktalardan bir tanesi. Erkeklerin andropoz dönemlerinde testosteron hormonları azalır ve kadınların da menopoz dönemlerinde cinselliğe ilgisi, cinsel birlikteliğe ilgisi azalabilir. Kişiler burada hem erkek hem de kadın olarak kendilerini kanıtlamaya çalışırlar. Bu kendilerini kanıtlama durumu özellikle erkeklerde çok daha fazladır. Ne yaparlar? Ben hala sağlamım deyip böyle o cinselliği yaşayabildiğini özellikle kendine kanıtlamaya çalışırlar. Ve bir sonraki durumda bebek doğumları. Bebek doğumlarında süreci iyi tanımak lazım. İki eşin de süreci iyi tanıması lazım. Bir kere bebeğin doğum olduğu esnasında ya da öncesinde, gebelik sürecinde bir anne rolüne bürünüyor artık. Kadın anne rolüne bürünüyor. Bir kimlik daha kazanıyor. Anne olmadan önce bir partner kimliği var ama bu sefer bu partner kimliğinin içine anne kimliği de geliyor. Bu anne kimliği geldiği zaman, o gebelik zamanları oluştuğundaki dönemde kişi bakımsız olabiliyor. Çünkü anne oluyor. Partnerin de yani eşin de karşısındaki partnerinin anne olduğunun farkında olması gerekiyor. Her zaman bakımlı olmalı, her zaman ilk günkü güzelliğinde olmalı beklentisinin dışına çıkması gerekiyor. Çünkü artık bir taraf anne, bir taraf baba oluyordur.